Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil derslerine devam ediyoruz. Velil hafzı cer için vardır. Ne vardır? Selasu alamatin. Üç tane alamet vardır. Bunlar el kesratu, el ya'u, el fethatu. Kesre, ya'lı, fethadır. Bu üçü bir kelimenin cer halinde olduğunu göstermektedir. Fe emmel kesratu, kesreye gelince tekun olur hiye kesra alameten alamet olur lil hafzı cer için nerelerde fi selaseti mevazi'e 3 yerde kesre cer alametidir. Buraya kadar bir okuduk, buraya kadar bir açıklayalım. Velil hafzı hafz için vardır, yani burası mukaddem haber olur. Ne vardır? Selasu alamat dediğimize göre selasu kelimesi de muahhar mübteda olur. 3'ten 10'a kadar olan rakamların temizi cemi ve mecrur gelir demiştik. İşte alamat. Hem cemidir hem de mecrurdur. Cemidir, cemi müennes salimdir. Mecrurdur, cemi müennes salimin cer hali esre iledir. Tam da işlediğimiz konuyla alakalı bir kelime. Sayının temizi cemi ve mecrur olarak gelmiştir. Bu 3'ten bedel. Selas kelimesinden bedel yapıyoruz şimdi. Selasu alamat, 3 alamet var diyor. 3'ten maksat, 3'ten bedel. El kesratu, kesredir. Burası bedel oldu. Selas, mübdelün mih olur. El ya'u, el fethatu, bunlar da kesra kelimesine atfedilmiş kelimelerdir, matuftur. Buna göre el kesra hem bedel olmakta hem de matufun aleyhtir. Selas, mübdelün mih olmakta. فَاَمَّا الْكَسْرَةُ اَمَّا نَيْدِ harfimiz. Nasıl bir harfimiz? Şart ve tafsil harfimiz defalarca geçti. الْكَسْرَةُ mübteda olmakta. تَكُونُ عَلَامَةً تَكُونُ هِيَ عَلَامَةً هِيَ kendinin ismi alameten haberi. Bu da bir cümle olarak kesra kelimesinin haberidir. تَكُونُ هِيَ عَلَامَةً cümle olup kesra mübtedasının haberi olmak. Tekununun da haberi var, öyle değil mi? Nakıs fiiller kendisine haber alır. Haberi nasıl eder? İsmini raf eder. Hiye onun ismi alameten haberidir. Lil hafzi fi selaseti. Burası da alameten kelimesiyle mutalliktir. Alakalı kelimelerdir. Fi harfi cer aynı zamanda. Li de harfi cer. Lil hafzi, li harfi cer. El hafzi mecruru. Fi harfi cer. Selaseti mecruru. Neyle alakalıymış? Alamet kelimesiyle. Selase kelimesi yine 3'ten 10'a kadar olan rakamlardan birisi. Şurada olduğu gibi selasu alamat demiştik. 3'ten 10'a kadar olan rakamların temizleri hem cemi hem de mecrur gelir demiştik. İşte mevazi'a, mevzu'un mevazi'a cemidir. Cemi mükesser olarak mecrurdur. Cer alameti fethadır çünkü mevazi'a kelimesi gayri musariftir. Gayr-ı musarif neyindesidir? Gayr-ı musarif esreyi ve tenvini kabul etmeyen kelimedir. Gayr-ı musariftir yani. Masraftan yasaklanmış da denilmektedir. Peki mevazı'a kelimesi niye gayr-ı musarif? Çünkü müntehel cumu kalıbında. Müntehel cumu neyindesi? Cemil mükesserin bir kısmı. Cemil mükesserin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Cemi mükesserler de elde ediliş biçimleri var yani birkaç farklı şekilde edilebiliyordu. Örneğin tegayyurun fi şekli ma'an naksi ev ma'an ziyadeti bu şekilde durumlar vardı. Mevzu'un mevazu'un dersen mevzu'un mevazi'u dersen hangi durumda hangi değişiklikler meydana gelmişti düşünmek gerekir. Fil ismil müfredi el musarif. Ne dedik? Selâs-ı mevâzı'ı dedim. Üç yer. Üç yerden bedel. Üç yerden maksat. Fil ismil müfredil munsarifi. Munsarif müfred isimde. Bir bu. İki. Cem'i teksiril munsarifi. Cem'i mükesser munsarif. Üç. Cem'il müennesi salimi. Bir de cem'i müennes salimde. Bu üç yerde. Bu üç yerde. Kesra cer alametidir. Bu üç yerde. Peki selasi dedin yani 3 dedik. 3 yerden bedel, maksat diyoruz. Demek ki selas kelimesini mübdelün min yaptık. Fil ismil müfredir musarif. Fil ismiyle bedel yapacaksın.
El müfret isim kelimesinin sıfatı. El munsarif de diğer sıfatı. Başta da fe harfi ceri vardır. Fi harfi cer el ismi kelimesinin cer etti. El müfret ismin sıfatı. El munsarif ismin diğer sıfatı. İki tane sıfat almıştır. Demek el isim aynı zamanda mevsuftur. Ve cem'i teksir-i munsarifi vav atıf harfidir. Buna göre matuf olmaktan. Cem'i teksir, munsarif. Cem'i kelimesi. Cem'i kelimesi aynı zamanda muzaftır. Teksir onun muzafı ilehidir. Demiştik marifeye muzaf olan da marife olur. Teksir marifedir elif lam sebebiyle. Cem'i kelimesi ona muzaf olduğuna göre cem'i kelimesi de artık marifedir. El munsarif kelimesi de ne olur? Sıfat olur. Peki neyin sıfatı? Teksirin mi, ceminin mi? Cemi kelimesinin sıfatı. Cemi kelimesi, isim kelimesi üzerine atfedilmiştir. Cem'il müennesi salimi. Cem'i kelimesi atfedilmiş ki esteyle yazılmış. O zaten açık. Ne üzerine atfedilmiş? Yine isim kelimesi üzerine atfedilmiştir. El müennes kelimesi, cemi kelimesinin muzafun ileyhi olmakta. Bir de es salimi var. Es salim kelimesi, müennes kelimesinin sıfatı, cemi kelimesinin sıfatı. El müennesi müennes. Öyle müennes ki salim, salim olan. Kırık olan müennes mi var? Yok, öyleyse. Kırık olan cemi var mı? Var. Az önce geçti. Cemi tekstirleri. Demek ki es salim, cem'i kelimesinin sıfatı olmaktadır. Ve emmel ya'u, ya'ya gelince fetekunu olur hiye o ya nedir olur alameten lil hafzi cer alameti olur fi selaseti mevazı'a üç yerde üç yerden maksat fi resmail hamseti beş isimde başka fi tesniyeti ve cem'i tesniyede ve cem'i de böylece onları anlatmış olduk. Üç tane yer oldu. Bir, Esma-i Hamse. İki, Tesniye. Üç, Cemil. Buralarda ya harfi cer alametidir. Ve emmel fethetu fethaya gelince fetekunu hiye o fetha olur alametendir. Hafzı cer alameti de olur. Fil ismi isimde. Ellezî o isim ki la yansarif. Musarif olur. Yani gayrimusarif. Ve emmel ya'u. Emma yine şart ve tafsil harfimiz. Ya müptedamız olur. Tekunu hiye alameten bir cümle olup ya'nın haberi olur. Bir hafzi fi selase nevazı kelimelerimiz yine her zaman olduğu gibi mevcut. Yine lil hafzi ve fi selase kelimelerimiz alamet kelimesi ile mutallik. Fi harfi cerrimiz selase kelimesi onun mecruru. Selase yine 3'ten 10'a kadar olan rakamlardan biridir. Dolayısıyla bunun da temyizi, cemi ve mecrur olarak gelmesi gerekir. Nevazı'a mütehercumu kalıbı olduğundan gayrimusariftir. Gayrimusariflerin cer hali, cer alameti fethadır. Bu yüzden nevazı'a diye yazılmıştır. Selasten bedel yapacağız yine. 3'ten bedel yani. 3'tür diyorsun da 3'ten maksat nereler? Firesmail hamseti 5 isimde el esma. Firesma bedel olur. El hams el esma kelimesinin sıfatı olmaktadır. İsmi ismani esma. Cem'in kesir olduğu açıktır. Esasen elif-i memdude ile bittiğinden gayrimusariftir. Başında elif lam olduğundan bu gayrimusarifin cer alameti esre olmaktadır. Ve fit tesniyeti ve cem'i bunlar da atıftır. Nereye atıf olur? Mesela tesniye kelimesi esma kelimesinin üzerine atıftır. Cem'i kelimesi de tesniye kelimesinin üzerine atıftır. Ve emma el fethetu. Emma yine tafsil ve şart harfimiz. Fetha kelimesi mübteda. Tekunu alametten onun haberi olur, cümle olur. Tekunu hiye. Hiye kendinin ismi. Alametten haberi. Lil hafzi fil ismi. Bu kelimelerimiz de alamet ile mutalliktir. Ellezî o isim ki. Ellezî şu anda ne durumda? El isim kelimesinin sıfatıdır. Öyleyse ellediği ne olur? Mahallen mecrur olur. Çünkü isim kelimesi mecrur konumunda. Başında fi harfi cer var. Mecrurdur. Ellediği ise sükun üzere mebnidir. Mebniler mahallen irap alır. Neyin sıfatı? İsmin. İsim mecrur. Öyleyse ellediği de mecrur. Ma mebni. O zaman mahallen mecrur. Bir şekilde mecrur olması gerekiyor.
La yansarifu. La burada nefi harfi. Yansarif, muzarifi, açıktır. Faili ise yansarifu, hüve olur. Hüve zamiri de ellediye racidir. La yansarifu, munsarif olmuyor. Hüve o isim ya. Velil cezmi. Bil cezmi, cezm için vardır. Ne vardır? Alametan, iki tane alamet vardır. Bunlar nedir? Es-sukunu ve el-hazfu. Sükun ile hazif cezim alametidirler. Fe emme's-sukunu, sukuna gelince fe-kunu hiye bu defa. Evet, tekunu değil. Hiye o sukun olur. Nedir olur? Alameten bir cezmi. Cezme ait bir alamet olur. Fil-fi'lir muzari'i. Muzari fiilde. Öyle muzari ki es-sahihil-ahiri, sonu sahih olan muzari. Son harf illetli olan değil yani. Ve emmel hazfu, hazfa gelince fi kunu alameten, o da alamet olur. Lil cezmi, cezmi için fi'l fi'lin muzari'in, muzari fiilde. O muzari fiil ki el mu'telli, illetlenmiş el ahir sonu. Son illetli olan muzari fiilde. Ve daha fi ref'ali hamseti, beş fiilde. Ref'ali hamse. Elleti, o beş fiil ki raf'uha, onun raf hali neyle beraberdir? Bi sebatin nun. Nunun sebatı, nunun varlığıyla beraberdir. Ve cezmi alametane. Buradan tekrar alalım. Lil cezmi için vardır. Mukaddem haber ne vardır? Alametane muahhar mübteda. Lil cezmi nasıl bir cümle olur? Şibih cümle olur. Lam harfi cerri var. Lil cezmi. Burada lam ne içindir? Temlik olabilir, tahsis olabilir, talil olabilir. Çeşitli şeyler olabilir. Temlik dersen bunun bir insan olması lazım. Tahsis dersen doğru olmuş. Tahsis aitlik ifadedir. Buradaki lam harfi cerri. Cezme aittir yani. Ne? Alametane, alametun, alametani. Tesniye bir kelimedir. Rafal nedir? Rafal elif. İki tane alamet vardır cezme yönelik. Bunlar nedir? Es-sukunu ve el-hazfu dedik. Burada sukun ile hazif alametani kelimesinden beden olur. Bedel olur. Alametani mübdelün mihtir yani. O iki alametten bedel yani maksat yani kastedilen şey es-sukunu sukundur ve el-hazfu haziftir. El-hazif kelimesi vav atıf harfi nedeniyle es-sukuna bağlanmıştır. Yani es-sukun aslında bedel olur. El-hazfı onun üzerine atfedilmiştir. Matuftur. Es-sukun matufun aleyh olur. Fe-emme-sukunu. Emma her zaman karşımıza çıkan bir harfimiz. Emma neydi? Hem tafsil hem de şart harfimiz idi. Es-sukunu mübteda, yikunu hüve alameten bir cümle olup sukun mübtedasının haberi olur. Alameten yekununun haberidir ayrıca. Hüve yekununun ismidir. Kâne ne yapar? Haberin nasb ismini raf eder. Lil cezmi fil fi'li. Bunlar da alamet kelimesiyle mutalliktir. Li harfi cer el cezm onun mecrurudur. Fi harfi cer el fi'li onun mecrurudur. El fi'li aynı zamanda mevsuftur. El muzari'i onun sıfatıdır. Öyle muzari ki es-sahihi sahih olan. Bu da sıfat. Neyin sıfatı? Bu da fiilin sıfatı. Demek ki el fi'li kelimesinin iki tane sıfatı var. El muzari'i, es sahihi. İki tane sıfatı olabiliyor. El ahiri ise muzafun ileyh olmaktadır. Ve emma yine şart ve tafsil harfimizdir. El hazfı mübteda, yekun alameten onun haberidir. Yekununun hüve ismi alameten de haber olmaktadır. Lil cezmi fil fi'li buradaki car mecrur alameten kelimesiyle mutalliktir. Bi harfi cer el cezmi onun mecruru, fi harfi cer el fi'li onun mecrurudur. Öyle fiil ki el muzari'i, muzari olan. Yine öyle muzari ki el mu'telli illetli olan muzari kelimesi de mu'tel kelimesi de fiil kelimesinin sıfatı olur. El ahir ise muzafun ileyh olur. Ve fil ef'ali hamseti ve beş fiilde dedik. Burada fil ef'ali
El-fi'il kelimesi üzerine atıftır. Şuradaki el-fi'il kelimesinin üzerine atıftır. Fil-ef'ali fiil kelimesi üzerine atıf. Elleti isim mevsuldür. Mahallen mecrurdur. Niye? Çünkü el-hamse kelimesinin sıfatıdır. El-hamse-ti mecrur olduğuna göre elleti de mecrurdur. Ama mebni olduğundan mahallen mecrurdur diyoruz. Raf'uha bi sebatin nuni. Raf'uha müptedadır. Raf'u kelimesi müpteda. Aynı zamanda muzaf. Hâd onu muzafun ileyhi. Bi subutin nun. Subut müptedanın haberi olur. En nun muzafun ileyh olur. Bunlar birlikte bir sıra cümlesi olup yani müpteda haber. Bunlar bir isim cümlesi olup sıra cümlesidir. En sıra cümlesi elleti isim mevsulünün sıla cümlesi olmaktadır. Faslun el-mu'rabatu kısmani. Burada kaldık.